İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar hapishanelerde adeta yaşam savaşı veriyor ve tüm taleplere rağmen ne tedavileri tam yapılabiliyor ne de tahliye ediliyorlar. 61 yaşında olan Abdurrahim Demir yaklaşık 25 yıldır hapishanede tutulmaktadır ve ağır hasta mahpus listemizdedir. Böbrek rahatsızlıkları var ve kalıcı doğuştan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle sağ böbreği tamamen işlevini kaybetmiş durumdadır. Sol böbreğinde 3 adet kist bulunmakta ve bu böbreği de ancak %30 kapasiteyle çalışmaktadır. Kronik böbrek rahatsızlığından dolayı yaşamını idame ettirmekte zorlanmaktadır. Mesane duvarından dışarıya doğru kese veya fıtık şeklinde büyüğü 25 mm çapında olan yaygın diverküller meydana gelmiştir. Bundan dolayı idrarda zorlanma ve tıkanma yaşıyor. Mesanede idrar birikmesinden dolayı da böbreklerde de hasar oluşuyor. Mesane hastalığından kaynaklı olarak açık ameliyat olmuştur. Prostat hastasıdır ve prostatta büyüme var. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 7,5 mm çapında nodüller meydana gelmiştir ve bu rahatsızlıktan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve kabızlık yaşanıyor. 2021 yılında verilen raporda bu rahatsızlıktan dolayı kolonoskopik tetkik önerilmiştir. Yine 2021 yılında verilen raporda ince bağırsakları karın duvarının arka bölümüne bağlayan ve ince bağırsakları besleyen damarları içeren karın zarı kısmında kısa, simetrik olmayan lenf nodülleri izlenildiği belirtilmiştir. Ağır işitme kaybı vardır. Ayrıca görme kaybı yaşamakta ve gözlerde katarakt meydana gelmiştir. Astım hastasıdır. Sağ akciğerde büyüğü 5 mm çapında ölçülen nodüller mevcut ve nefes alıp vermekte zorluk yaşıyor. Kronik iskemi kalp hastalığı ve koroner arter hastalığı mevcuttur. Sağ göğüste uyuşma ve titreme oluşuyor. Damar tıkanıklığından dolayı anjiyo oldu ve stent takıldı. Ayrıca reflü ve gastrit rahatsızlıkları da bulunuyor. 21 Mayıs 2021'de R tipi hapishaneye sevk istemi için heyete çıkarılmış ve 10 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen raporla tüm hastalıkları tespit edilmesine rağmen bu talebi kabul edilmemiştir. Abdurrahim Demir'in ağır böbrek rahatsızlığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hapishanede yaşamını devam ettirmesi mümkün değil ve her geçen gün durumu ağırlaşmaktadır. Ailesinin yanında sağlıklı koşullarda tedavisinin yaptırılması için infazının ertelenmesi ve bu süreç zarfında tüm tedavilerinin yapılması gerekmektedir. Tedavi hakkı engellenemez. Tedavi hakkı engellenemez. Ömer Yaman diyabet, hipertansiyon, bel fıtığı hastası olup ileri derecede duyma ve işitme kaybı, nefes darlığı, ellerde titreme, ayakta durmakta zorluk da yaşamaktadır. Diyet, beslenme gerektiren hastalıkların yanında diş sorunları nedeniyle de özel beslenmesi gerekmekte, ancak bu ihtiyacı karşılanmamaktadır. Yeterli bakım, sağlık ve tedavi hakkına erişim sağlanmayan Ömer Yaman, kişisel bakımını dahi ancak diğer mahpusların desteğiyle yapabilmekte, yaşamını tek başına sürdürememektedir. Komisyonumuza bilgi veren kardeşi anlatımında Ömer neredeyse 80 yaşında. 3 ayrı tansiyon ilacı kullanıyor. Kulakları az duyuyor. Gözlerinde görme kaybı var. Nefes darlığı yaşıyor. Ellerinde aşırı titreme olduğu için suyunu dahi kaldığı hücredekilerin yardımıyla içebiliyor. Bel fıtığı nedeniyle 3 defa ameliyat oldu. Ayakta zor duruyor. Hastalıkları nedeniyle özel beslenmesi gerekiyor. Ancak verilen yemekler buna uygun değil. Bu yüzden 4-5 yıldır kantinden aldıklarıyla beslenmeye çalışıyor. Ayrıca yaşlılığa bağlı sorunları var. Tedavi ve bakım gerektiriyor. Ama hastane bir yana, hapishane revirinde bile çıkarılmıyor. Bize uzak bir hapishanede olduğu için ekonomik nedenlerden dolayı bir yıldır kendisini görmeye gidemedik. Ancak telefonlarda sesini duyuyoruz. Bu durum bizi de kardeşim de çok üzüyor. Oturduğumuz şehirdeki
bir hapishaneye sevk istiyoruz ancak yapılmıyor. Geçtiğimiz pazartesi telefon görüşü yaptık. Ellerinde ilk titremenin arttığını söyledi. 25 yıldır cezaevinde olan kardeşimin tahliyesini istiyoruz demiştir. Avukatı tarafından aktarılan bilgiye göre dayanaktan yoksun suçlamalarla müebbet hapis cezasına çarptırılan Ömer Yaman hakkında yapılan başvuru üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi savunma hakkı ile tercüman hakkı kapsamında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Ancak bu karar uyarınca yapılan talep kabul edilmedi. Yeniden yargılama yapılmadı. Verilen ceza ise 2029 yılı Haziran'da doluyor. Ancak Ömer Yaman'ın yaşı, sağlık durumu bu tarihe kadar hapiste kalmasına uygun olmadığından sağlık ve tedavi hakkına erişimi için infaz ertelemesi talebinde bulunacak.